Son yıllarda CERN'de yapılan deneylerden sonra bilim insanları atomdan daha çok bir zerreciğin saniyenin 10 üzeri eksi 43 daha kısa bir süre içerisinde aniden patlayarak şu anda içerisinde bulunduğumuz evreni oluşturduğunu iddia etmektedirler. Fizikçiler, evrenin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 13.8 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlamanın imajımızın yansıması olan zamanın tersine aktığı bir başka evren daha oluştuğunu düşünmektedirler. Yani bir tek evren olmadığını, bunun aksine sonsuz sayıda alternatif evren var olduğunu iddia ediyorlar. Fakat bunu deneysel olarak kanıtlamak çok zor. Bunun nedeni ise bu evrenler arasında hiçbir şekilde etkileşimin olmaması. Başka bir evrende başka bir siz varsınız ama bu asla kanıtlanamaz. Çünkü sizin verdiğiniz kararlar başka bir evrenin ortaya çıkmasına neden olmadı. O evren zaten vardı ve siz sadece içinde olduğunuz evrendeki gidişatı değiştirme gücüne sahipsiniz. Buna göre uzayda evrenin geri kalanından daha az sayıda galaksi içeren büyük bir soğuk leke bulunuyor. Yeni teoriye göre bu süper boşluk aslında bir evren. Bizim evrenimizde çarpışınca oluştu. Yani çevresindeki kara deliklerden ya da diğer yapılardan daha az maddeye sahip ve daha soğuk olmasının sebebi de buydu. Parçacık fiziğiyle açıklanabilen bu iddia şu an için tam olarak çürütülemese de ortaya bambaşka bir iddia daha atıldı. Bu iddiaya göre soğuk leke evrenimizle başka bir kabarcık evrenin çarpışmasıyla oluşmuş olabilir. Yani 13.8 milyar yıl önce patlayan atomun başka bir atom ile gerçekleşen çarpışmasından geriye kalan bir hatıra. Biz var olan evrenlerden rastgele birisinde yaşayan canlılardan biriyiz. Kuantum fiziğinden türetilen çoklu dünyalar yorumuna göre alternatif kopyalarımızın yaşadığı paralel evrenler var. Ancak çoklu evrenler modelinde alternatif kopyalarımız olan paralel evrenler olması şart değil. Bazı çoklu evren modellerinde bizim evrenimizin alternatif kopyaları yok. Ancak kainata sonsuz sayıda evren varsa aynı zamanda sonsuz sayıda birer kopyamız olmak zorunda. Sonsuz sayıda farklı evren, sonsuz sayıda kusurlu kopyamız olan evren ve sonsuz sayıda birer klonumuz olan evren. Dolayısıyla sonsuz sayıda evren varsa yaptığımız, yapacağımız, yapabileceğimiz her şey sonsuza dek kopyalanacak. Örneğin her davranışınız ya da fiiliniz, her eylem, her değişim, her etki sizin yaşadığınız yaşam alanınız içerisinde potansiyel farklı evrenler meydana getiriyor. Düşünün ki yarın evlenip çocuk sahibi olmam zincirleme bir etki olduğu için binlerce hata sonsuz sayıda potansiyel evren oluşturacaktır. Daha ileri düşündüğümüzde gelecek jenerasyonlardaki torunumun torunu dünyayı ve insanlığı yok edebilecek bir silah keşfedebilir. Bu olabilecek bir potansiyel. Daha açık söylemek gerekirse atom bombasını icat eden kişinin yüzyıllarca önceki dedesi böyle bir evlat sahibi olacağını bilseydi sizce buna engel olmaz mıydı? Kuantum fiziği, şişme modeli ve sicim teorisi astrofizikçileri çoklu evrenleri kabul etmeye zorluyor. Alternatif geçmişler, alternatif gelecekler. Kuantum fiziğinde bir elektron %30 olasılıkla sağdan ve %70 olasılıkla soldan gidebilir. Ünlü fizikçi Richard Feynman gösterdiği gibi gerçek dünyada elektronun ya soldan ya da sağdan gittiğini görürüz. Buna karşın matematiksel olarak rotasını hesaplamak istiyorsak, soldan giden elektronun yolunu ancak sağdan gitme ihtimalini de hesaba katarak çizebiliriz. İşte Carroll gibi düşünen fizikçilere göre bu olgu çoklu dünyalar olduğu anlamına geliyor. Kısaca bizim evrenimizde elektron soldan gitmişse, o elektronun sağdan gittiği paralel bir evren mutlaka da var olmalıdır. Dolayısıyla o kızla evlendiğiniz bu evrene, ek olarak başka bir kızla evlendiğiniz bir evren daha var. Bu evrende fizikçiyseniz çöpçü olduğunuz bir alternatif evrende kopyanız var. Başka evrenlerde alternatif kopyalarımız olabileceğini işaret eden paralel evrenler mesafesi aslında bilim kurgu filmlerinin değil kozmolojinin konusu. Bazı fizik modellerine göre paralel evrenler var. Paralel evrenlerin kökeni. Paralel evrenler nereden çıktı diye sorarsak bunun iki yanıtı var. Felsefi yanıtı ve fiziksel yanıtı.
Buna teknik olarak kozmolojik argüman, daha az teknik olarak ilk neden sorusu veya en basitinden neden burada varız diyebiliriz. Neden bu evrende insanlar var? Neden içinde bulunduğumuz evrende en az bir gezegen hayata elverişli? Bugün evrenlerin nasıl oluştuğunu açıklayan birçok teori bulunuyor. Ama içlerinde hiçbiri neden hayatın ortaya çıktığını açıklamıyor. Evet, bilimdeki bütün neden soruları aslında nasıl sorularıdır. Ama biz insan hayatına elverişli bir evrenin nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz. Çoklu dünyalar yorumu. Teorik fizikçi Shane Carroll'un kattığı yorum bu. Kuantum fiziğinde Schrödinger'in kedisi deneyini duymuşsunuzdur. Bu deneyde dışarıyla tümüyle kapalı bir kutuya bir kedi koyarsınız. Kedinin yanında zehir şişesi vardır. Zehir şişesini kırıp hayvanı öldürecek olan çekiç de radyoaktif bir atoma bağlıdır. Kuantum fiziğindeki Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre radyoaktif bir atomun ne zaman bozularak daha az radyoaktif bir atoma dönüşeceğini öngörmek imkansızdır. Bu rastlantıyla olur. Atom bozulursa çekiç şişeyi kırar ve kedi ölür. Bozulmazsa kedi yaşar. Yine belirsizlik ilkesine göre bir atomun dış dünyayla bağlantısını tümüyle keserseniz o atom süperpozisyon durumuna girer ve hem bozulmuş hem bozulmamış olur. Gerçek dünyada bunu mikroskobik atomlar üzerinde deneyler yaparak gözlemlemeyi başardık. Sicim teorisi, kuantum fiziği ile görelilik teorisini birleştirip her şeyin teorisini geliştirmek için gelecek vaat eden en büyük teori. Sicim teorisine göre evreni oluşturan temel parçacıklar tek boyutlu süper küçük sicimlerden meydana geliyor. Böylece dünyadaki tüm fizik kuvvetleri sicimlerle açıklayabiliyoruz. Elektromanyetizma, kütle çekim, zayıf ve güçlü nükleer kuvvet. Yalnız bir sorun var. Sicim teorisinin çalışması için 10 uzay boyutu ve 1 zaman boyutu lazım. Oysa bizim evrenimizde sadece 3 uzay boyutu ve 1 zaman boyutu görüyoruz. Yani görebildiğimiz kadarıyla evren 4 boyutlu, 11 boyutlu değil. Peki diğer 7 boyut nerede? Sicim teorisinin güncel versiyonu olan M teorisine göre ekstra 7 boyut çok küçük ve kendi üzerine tespih böceği gibi kıvrılmış durumda. Bu yüzden ekstra boyutları göremiyoruz. Bunun çoklu evrenlerle ne alakası var derseniz hemen anlatayım. 11 boyutlu bir kainatta evren meydana getiren sicimlerin düzlemlerinin 10.500 yolu var. Özetle sicim teorisine göre kainata en azından 10 üzeri 500 evren var. Bunlardan biri de yaşadığımız evren. Bu aslında bir çatı kavram olsa da çoklu evren derken bilim insanları genellikle sicim teorisini kastediyor. Zar kozmolojisi fizikten türetilmiş bir çoklu evren teorisi. Buna göre başka dünyalarda başka işler yapan alternatif kopyalarımız yok. Ama fiziksel olarak gerçekten birbirine paralel olan evrenler var. Zar kozmolojisine göre zamanla birlikte 4 boyutlu olan evrenimiz en az 5 boyutlu kainata üst üste veya bakış açınıza göre dikey olarak yan yana dizilen, tıpkı domino taşları gibi yan yana dizilmiş olan sonsuz sayıda evrenlerden biridir. Evrenimiz elbette 4 boyutlu. Ama nasıl ki bir lamba direğine uzaktan bakınca tek boyutlu görünüyor. Kainatta toz dilimleri gibi yan yana dizilmiş evrenler de uzaktan bakınca kağıt yaprakları gibi ince, düz ve iki boyutlu olarak görünüyor. Trafik lambası direğine yakından bakarsanız bir karıncanın aslında üç boyutlu olan bu direğin çevresinde çember çizerek yürüdüğünü görebilirsiniz. Büyük patlama. Zar kozmolojisine göre birbirine paralel olan iki evren ara sıra çarpışıyor ve böylece çok sayıda büyük patlama yaşanıyor. Büyük patlamalar sonsuz uzunluktaki birer kağıt şeridine benzeyen bu evrenlerde içinde yaşadığımız gibi yepyeni gözlenebilir evrenler oluşmasına yol açıyor. Aslında 11 boyutlu uzayda birbirine paralel olarak yüzen bu iki sonsuz uzunluktaki evren şeridi boylu boyunca ve farklı noktalarda defalarca çarpışmış olabilir. Her çarpışma noktasında ayrı bir büyük patlama yaşanmış ve başka bir evren oluşmuş olabilir. Şişme modeli. Kainatı oluşturan boşlukta sonsuz sayıda gözlemlenebilir evren yaratmanın başka bir yolu daha var. Bu da şişme modeli. Şimdi kısaca bunu açıklayalım. Evren büyük patlamayla oluştu. Bunu kozmik mikrodalga arka plan ışımasına ve görelilik teorisine bakarak anladık. Kısaca büyük patlamanın varlığını kanıtladık. Bununla birlikte evrende madde ve enerji oldukça eşit miktarlarda her yana dağılmış durumda.
Oysa patlamayla oluşan bu evrenlerde maddenin belirli yerlerde toplanmasını beklerdik. Uzaya tek düzey dağılmasını değil. Balon gibi şiştik. Alan Gurt, 1979'da geliştirdiği şişme modeline göre evrenimiz kuantum fiziğindeki belirsizlikler nedeniyle çok kısa bir süre için balon gibi şişti ve ışıktan hızlı genişledi. Büyük patlamadan hemen sonra evrenin mikroskobik boyutta olduğunu hatırlayalım. Bu sebeple küçük evrende dağınık su kabarcıklarına benzeyen mikroskobik madde ve enerji toprakları bugünkü evrene neredeyse eşit ölçüde dağıldı. Böylece şişme modeli bizim maddenin ve enerjinin evrene neredeyse eşit biçimde dağılmasını açıklamış bulunuyor. Ancak evren bir süre için şişerken ışıktan hızlı genişlediyse büyük patlama göremeyeceğimiz kadar uzaklıklarda devam ediyor olabilir. Belki bölgemizdeki büyük patlama bizim evrenimiz şişip seyrelince ve dolayısıyla soğuyunca sona erdi. Oysa büyük patlamayla oluşan kainatın başka kısımları da patlama daha geç sona ermiş, yani şişme evresi daha geç sona ermiş ve hatta ışıktan hızlı bir şekilde bugün de devam ediyor olabilir. Bu durumda kainatta ışık ulaşamayacağı kadar uzak belki de sonsuz sayıda evren olmalı ve bu evrenler sadece sanal parçacıklardan oluşan boşlukta birbirlerinden kopuk sabun köpükleri ve su kabarcıkları gibi yüzmeli. Evrenin dışında uzay ve zaman da olmadığı için bu aslında doğru bir ifade değil. Ama şişme modeline göre boşlukta çok sayıda köpük evren olduğunu anlatmamızı kolaylaştırıyor. Bir sonraki videolarımızı sizlere daha hızlı ulaştırabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Teşekkürler.